İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni kimliği, Poşalar, Lomlar, Arsak'ın küçük yer adları, Şuşi Kalesi, Hagop Hagopyan, mücadeleyi taviz vermeden sürdürmeye hazırız. Arsak Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, Washington, Bakü'nün silahlı kuvvetlerinin hareketlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Arkeologlar, Lerna Gert mezarlığında kazı çalışmaları gerçekleştirdi. Batı Ermenistan'da kilimcilik. Batı Ermenistan'da yaşayan Ermeni Poşalar, Lomlar kimdir ve hangi kimlikleri vardır? Ermenice benzer dilini mi konuşuyorlar yoksa bu gizli bir dil mi? İşgal altındaki Batı Ermenistan'da Ermeni kökenlerini açıklamaktan neden korkuyorlar? Hamşeniler ve Lazlar Müslüman Lomlara nasıl bir muamele yapıyor? Bu sorulara Ermeni kimliği, Poşalar Lomlar makale serisiyle cevap vermeye çalıştık. Poşa veya Lomlar kimdir? Bir zamanlar Karin Erzurum lehçesiyle Poşa muamelesi, Ermenice iletişim kuran ve Ermeni Apostolik Kilisesi'nin inancını savunan Çingene kabilesine yapılırdı. Ana mesleği olan elekçilik nedeniyle bazen elekçi veya elekçi hayk olarak adlandırılırlar. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Arsak'taki Şuşi Kalesi surlarının temelleri Aban Hayrabet Yüzbaşı tarafından 1724 tarihinde atılmıştır. Bu gerçeğin kanıtları 19 Aralık 1725'te Rus General Matyushkin tarafından yazılan mektupta bulundu. Mektupta şöyle deniyor: Aban Hayrabet Yüzbaşı Karabağ halkının isteğine uyarak Şuşi köyünde kalır ve bir kale inşa eder. 1750-1752 yılları arasında Panah Alihan tarafından yeniden inşa edildi. Ermeni tarihçiler Şuşi şehrinin adının kalenin adından geldiğine inanıyorlar. Antik şehir kale yüzyıllar boyunca Arsak'ın idari, dini, kültürel ve eğitim merkezi olmuştur. Batı Ermenistan Milletvekili ve Arsak'ın Artarutyun Adalet Partisi eş başkanı Hagop Hagopyan, Arsak'taki mevcut durumu Vestel Armenia TV yayınında sunarak gıda sorunlarının hükümetin aracılığıyla bir ölçüde hafiflediğini ancak orada enflasyon ve belirli ürünlerin eksikliğiyle ilgili birçok sorunun olduğunu bildirdi. Berzor yolunun kapatılması nedeniyle Ermenistan Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerindeki hastanelere nakledilemedikleri ve tıbbi bakım haklarını kullanamadıkları için bugün çaresiz durumda olan acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan insanlara atıfta bulundu. İşgalci Azerbaycan'ın en son yaptığı ve 3 Ermeninin öldürüldüğü provokasyonlara ilişkin net değerlendirmeler yaptı. Barış güçlerinin Arsak'taki rolüne vurgu yaparak şu anda onların faaliyetlerini itibarsızlaştırmaya çalışıldığını ancak Arsak Barışı'nın garantörünün Ermeni güvenlik sistemi olduğu ve olmaya devam ettiğini kaydetti. Bakü ve Arsak temsilcilerinin Nisan ayı başında Bakü'de yapılacak görüşmeye, örgütlenme yöntemlerine ve hedeflerine değinerek şunu hatırlatıyoruz. Arsak Cumhuriyeti her zaman diyaloğu ve mevcut tüm sorunları barışçıl müzakere yoluyla bir çözümü savundu ve savunmaya devam ediyor. Azerbaycan tarafıyla teması asla reddetmedik. Bunun kanıtı Arsak ve Bakü temsilcileri arasında Arsak'ta konuşlanmış Rus Barışı Koruma Birliklerinin komutanlığının arabuluculuğuyla yapılan görüşmelerdir. Bakü tarafının görüşmenin yeri ve gündemiyle ilgili olarak dile getirdiği koşullar ve söz konusu teklifin sunulduğu bağlam, Bakü makamlarının amacının mevcut sorunlar hakkında gerçek bir tartışma yapmak değil, olası bir diyaloğu bozmak veya baskı, abluka, dayanılmaz yaşam koşulları yaratma ve askeri güç kullanarak kendi siyasi gündemlerini dayatmak olduğuna tanıklık eder. Teknik ve insani sorunların çözümüne ilişkin diyaloğu siyasallaştırmanın kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulayarak Arsak-Azerbaycan sorununun çözümüne ilişkin siyasi konuların üzerinde anlaşmaya varılmış ve uluslararası kabul görmüş bir müzakere formatında tartışılmasını tarafların eşitliği temelinde ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin güçlü uluslararası garantilerin varlığında gerektiğini vurguluyoruz.
Batı Ermenistan hükümeti Bakü makamlarının acımasız davranışlarına ve planlarının uygulanmasına engel olan tüm uluslararası anlaşmaları ve yükümlülükleri göz ardı etmelerine birçok kez atıfta bulunmuştur. Zaman ilerliyor ve siyasi çıkar çatışması Bakü yetkililerinin ya taktiklerini değiştirmeye ya da oyun dışı kalmaya zorlayacak kurallar dikte ediyor. Amerika'nın Sesi'nin yazdığına göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı gazetecilerle gerçekleştirdiği geleneksel bir briefing sırasında Washington'un Bakü'deki son Azerbaycan askeri hareketleriyle ilgili endişelerini dile getirdiğini bildirdi. Gazetecinin bu konudaki sorusunu yanıtlayan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcü Birinci Yardımcısı Vedant Patel şunları dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü ve Azerbaycan askeri hareketlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Dışişleri Bakanı da bundan birçok kez bahsettiği için Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti ile Bakü arasındaki barış müzakerelerine olan bağlılığını vurguladı. Doğrudan diyalog, bu sorunu çözmenin ve kalıcı barışa ulaşmanın anahtarıdır. Bu sorunun askeri bir çözümü yoktur ve hem ikili hem de ortaklarla ve çok taraflı kuruluşlar çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti ve Bakü yetkilileri arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Batı Ermenistan hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir tutumunu memnuniyetle karşılıyor ve çatışmayı askeri değil barışçıl bir şekilde çözmenin daha uygun olduğunu düşünüyor. 103 yıl önce Boğuzlu Barı'nın çabalarıyla yeniden kurulan Ermenistan'ı tanıyan 20'den fazla devletten birinin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu ve başkanı olan Woodrow Wilson'un yazdığı tahkim kararını hatırlatmak isteriz. Bu kararı onaylamanın ve tüm bu hukuksuzluklara bir son vermenin zamanı geldi. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi'nin Şirak Araştırma Merkezi, arkeologları ve Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi, Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü, Lernakert Köyü'nün Birnolu Tarihi Mezarlığı'nda kazı çalışmaları gerçekleştirdi. Orta Tunç Çağı'ndan Genç Tunç Çağı'na, M.Ö. 16. yüzyılın ikinci yarısı, M.Ö. 15. yüzyılın birinci yarısı, geçiş evresine afdedilen gömüler, Genç Tunç Çağı nesneleri keşfedildi. Lernagert kazıları erken Tunç Çağı toplumunun incelenmesi açısından önemlidir. Özellikle Lernagert'in antik DNA'sının araştırılması, topluluklarda farklı sülalelerin yaşadığını kanıtlayan geniş bir yanıt buldu. Lernagert'in Genç Tunç Çağı peyzajındaki değişim dinamiklerinin incelenmesi, bir kompleks içindeki iki kalenin verileriyle savunma sisteminin oluşum ve inşa süreçlerini takip etmeyi mümkün kılar. Kalelerde ve mezarlıklarda ayrıcalıklı insanlar, askerler, din görevlileri ve tüccar grupları dikkat çekmektedir. Kilimcilik, Ermeni halkının en eski ve gözde zanaatlarından biridir. Evrensel kültür hazinesinde eşsiz yerini almıştır. Batı Ermenistan'da eski zamanlardan beri halılar, evleri ve kiliseleri süslemiş, insanları soğuktan korumuş ve giysi olarak kullanılmıştır. Kilimlerin farklı isimleri vardır. Karin, Çimişkasak, Varanda, Armani, Vişaba Karpet ve çoğunlukla şu veya bu Ermeni yerleşimlerini gösteren diğer birçok isim. Zengin bir dil olan Ermenice, halı kelimesinin birçok eş anlamlısına sahiptir. Bunlar hali, karpet, otots, goblen, bazmakan ve bunun gibileri. Kilim süslemeleri içerik olarak Ermeni uygulamalı sanatının diğer dallarıyla ilişkilidir. Eski kilimler korunmamıştır. Ancak birçok nakışları taş anıtlarda, haçkar anıtlarında görülebilir. Ermeni kiliminin desenleri geometrik, hayvan resmi ve bitki şeklindedir. Kilim örme tekniğinin en özgü şekli geometrik bezemesidir. En basit ve en yaygın süsleme üçgendir. Haç, Ermeni kültürünün çeşitli eserlerinde yaygın bir süslemedir. Tabii ki ilk biçim bir ikizkenar haçının görüntüsüydü. Dünyanın maddiliğini oluşturan dört elementin yani hava, su, toprak ve ateşin bir sembolü olarak Ermeni kültürünün çeşitli alanlarında tipikti. Bu süslemenin bir grup araştırmacısı haçı güneşin sembolü olarak görüyor.
Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size söz ve müzik Yusuf Vaiç'e ait ve Nare Gevorkyan tarafından seslendirilen Hamşen Ermeni şarkısı Kuzim Nenni adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.